Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün yeni bir sahadan maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Bugün Yüksel abimizin arabasından size sesleniyorum. Şu anda Çatalca Stadı'na doğru gidiyoruz. 3. Lig 2. grup 32. hafta maçında Çatalca Spor Ali Bekir Spor'la karşılaşacak. Biz de bu maç için Yüksel abi, İsek abi ve Ender abiyle beraber yola çıktık. Şu anda yoldayız. Maç iki takımla ilgili bir bilgi vermek gerekirse Ali Bekir Spor 32 puanla 17. sırada ve kümede kalma mücadelesi veriyor. Önündeki 3 maçı kazanıp Ofspor ve Adıyaman'ın maçlarını bekleyerek kümede kalmayı ümit ediyor. Çatalca Spor ise 44 puanla 7. sırada, playoff şansı var. İki takımın son 5 maçına baktığımızda Çatalca Spor ev sahibi Sarı Kırmızılılar son 5 maçta 4 maçı kaybetti, 1 maçını kazandı. Son 4 maçını üst üste kaybetti Sarı Kırmızılılar. Ali Bekir Spor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İki takımın son maçına baktığımızda ise geçen hafta Ali Bekir Spor sahasında Bergama Belediyespor'u 5-1 mağlup ederken Çatalca Spor deplasmanda Kemer Spor 2003'ü 2-0 kaybetti. Her iki takımın ilk devre oynadığı Alibeyköy'deki maça bir göz atmış olursak, oradaki maçta da Alibeyköy Spor 90 artı 10. dakikada Hasan Üstübücü'nün attığı golle 2-1 kazanmıştı maçı. Güzel bir maç olmasını ümit ediyoruz. Birlikte abilerimizle beraber yola çıktık. Şimdi yavaş yavaş onların da görüşlerini alacağım. Öncelikle Ender abiden başlayalım. Evet, Ender abi, biraz tabii şartlar zor. Giderken, yolculuk yaparken konuşacağız. Neler söyleyeceksin bugün? Maçtan neler bekliyorsun? Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. İnşallah karşı rakiplerimiz de puan kaybederler. Bir rahat bu hafta geçirmemizi sağlarız inşallah. Umudumuz var yani. Şimdiye kadar yanlış yapılan transferler, bu hale geldik. İnşallah sağ salim çıkarız buradan. Ben galibiyet bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle yeneceğiz. Ve bu şeyden kurtulmaya çalışacağız. Stresten kurtulmaya çalışacağız. Biz senelerdir, 50 senedir bu takımın başlarına gidiyorum ben. 50 senedir takip ediyoruz yani. Onun için inşallah kalacağız ligde. Sağ ol, teşekkür ederim. Söyleyeceklerim, o arkadaşlar gibi ben olumlu değilim. Bu saatten sonra kurtulmamız bir mucize olur diyorum. İnşallah kurtuluruz. Ali Beyköy'ü de 3. ligde devam etmesini diliyoruz. İnşallah maça gidiyoruz. Maçtan ben neşeli, galip gelerek neşeli bir gazette dönmemizi umuyorum. Teşekkürler. Değerli takipçilerim, 35-40 dakikalık yolculuğun ardından Ziya Altınoğlu Stadı'na vardık. Çatalca'da güzel bir hava var. Hafif rüzgar var, parçalı bulutlu, 17 derece hava sıcaklığı. Bu arada iki takımın esame listesi de elime ulaştı. Hızlıca isterseniz size takımların kadrolarını okuyacağım. Ev sahibi Hüseyin Koçer İnşaat Çatalca Spor'da kalede Alper Kaan Çakır var. Deniz Bağlan, Anıl Kılıç, Emre Aktağ, Ömer Faruk Sezgin, Recep Uğur Öztürk, Uğur Yavuz, Barış Dillioğlu, Veli Uğur Kara, Gökhan Göksu, Ömer Faruk Acı ilk 11 ile sahada olurken yedeklerde Anıl Arda, Yusuf Bilge, Ali Ayhan Cebeci, Kerem Bektaş, Eyüphan Aybaş, Emirhan Hıdır, Abdurrahman İlkyaz yedeklerde olacak. Teknik sorumlu ise Sertan Güriz bildiğiniz üzere. Ali Beyköy Spor'da ise kalede Gökhan Yenigün, Ufuk Arslan, Mahmutan Samet Acar, Muammer Erdoğdu, Meta Mimaroğlu, Hasan Üstübücü, Kerim Deler, Fatih Şerifoğlu, Suat Mede, Safa Çağlar, Şahin Ali Terzi ile ilk 11'de mücadele edecek. Yedeklerde Mert Can Tunca, Bünyamin Balat, Emre Pehlivan, Salih Tunar, Feyyaz Alış, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Burak Baba olacak. Maçta birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Çektiğim fotoğraflara da oradan ulaşabilirsiniz. Devre arasında taraftarlarla röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maçın sonunda da yine mümkün olursa futbolcular ve teknik heyetle ya da yöneticilerle konuşmaya gayret edeceğim. Maç içerisinde görüşmek üzere.
golü buldu. 44. dakikada Hasan Üstübücü ile. Çatalca'da devre arası oldu. Serdar Esti ile beraberiz. Serdar abi ilk devre sona erdi. 1-0 önde tamamladı Ali Bekirspor. Son dakikada ilk devrenin sonunda Hasan Üstübücü attı. Maçı değerlendirirsen neler söyleyeceksin? Ali Bekirspor iyi değildi ilk devre. Rakip bayağı iyiydi. Gençler bayağı iyi oynadılar. Bir değerlendirirsen neler söylersin maçı? Ya şimdi bulunduğumuz durum itibariyle aslında futbolcular da bunun bilincinde, bu psikolojide oynamak da çok zor. Yani hem buraya adapte olmaya çalışıyorsun oynadığın maçı, bir taraftan da rakiplerin puan kaybetmesini bekliyorsun. Pozisyon olacak olarak zor bir pozisyondayız. Evet, son maça kadar yılmıyor takım, mücadele edeceğiz, belki alacağız. Ama rakiplerin elinde olması bunun kötü. Onun için o psikolojiyle oynuyorlar. Ama bakıldığında kadro olarak Ali Büyük'e biraz rakibinden daha iyi görünüyor. Onlar daha genç takım. İkinci yarıya bakacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. İkinci devrede oyun anlamında bir değişiklik bekliyor musun? Oyuncu anlamında da, oyun anlamında da. Aslında ilk 60-65 dakikaya kadar bu şekilde oynayacağını tahmin ediyorum hocanın. Son 20 dakikada oyunu koruma maksatlı orta sahayı güçlendirip forvetten adam alacağını tahmin ediyorum. Ama Ali Bökü'nün dönüm maçı bu. Yani diğer rakiplerini de bekleyecekse bu maçı bir şekilde almamız gerekiyor. İnşallah muvaffak olurlar. Son maça kadar sürükleyip Adıyaman'da ligde kaldığımızı ilan ederiz. Zor bir süreç. Bakalım hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Teşekkür ederim Serdar abi. Rica ederim. Ali Bey! Şimdi de Çatalca Spor taraftarlarının yanındayız. Alkan'la beraberiz. Alkan Çatalca Spor lise grupları lideri. Alkan, ilk devre son dakikada bir gol yediniz. 1-0 geride Çatalca Spor. Ya biz takım olarak, taraftar olarak her zaman takımımızın yanındayız. İlk devre şampiyonluğa oynarken şu an playoff'a bile kalamayacağımızın üzüntüsü içerisinde takımımızı desteklemeye geldik ki kulüpte olan sıkıntılar da biliyorlar herkes. A takımdan birçok kişi takımı yalnız bıraktı paralarını alamadıklarından dolayı. Biz taraftar olarak her zaman desteğimizi esirgemeyeceğiz. Her zaman burada olacağız. Çatalcamız, bizim bir tane çatalcamız var ve bunu kimseye yedirmeyeceğiz. Her zaman takımımızın yanındayız. Biz 3 kişi de olacağız burada, 5 kişi de olacağız ama her zaman burada olacağız. Yani yıkılmadığımızı hem karşı takımlara, deplasman takımlarına ve hem de yönetimimize yıkılmadığımızı göstereceğiz. Evet, puan olarak tabii avantajlı durumdasınız rakibe göre, Ali Bekirspor'a göre. Onlar küme düşmemeye oynuyorlar. Sizin tabii puan durumunda iyi olduğunuz için biraz da rahatsınız nispeten. Bu arada taraftarlar arasında da bir dostluk var iki takım arasında. İlk maçta da, ilk devrede de, Ali Beyköy'de de bayağı güzel sohbetler olmuştu orada. Burada da devam ediyor. Birbirinizi alkışladınız. Bunlar güzel şeyler. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin taraftarların? Biz oraya gittiğimizde sağ olsun Ali Bey köylüler bizi çok iyi karşıladı. İki taraftar grubu da özellikle hoş geldiniz muhabbeti. Biz de onları iyi şekilde karşıladık. Tribün grupları geldi. Beraber oturduk, çay içtik maçtan önce. Konuştuk. Maç sırasında bir sıkıntı oldu herhalde ikisinin arasında. Tam bir ben de göremedim yok. Ne olduğunu. Bir şeyler oldu. Bilgim yok ama yani Ali Bey köy bizim kardeşimiz, ne olursa olsun her zaman yanlarında olacağız. İnşallah hiç kimseye bir şey olmamıştır diyorum yani. Peki, teşekkür ederim Alkan. Başarılar diliyorum Çatalca Spor ve sana da. Abi, teşekkür ederim. İyi. Thank you.
Çatalca'da maç sona erdi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ali Bekirspor Hasan Üstübücü'nün golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Sezgin'in golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere bitti ve ligin bitimine son 2 hafta kala Ali Bekirspor bölgesel amatör lige düşmüş oldu. Çatalca Spor ise puanı 45'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu. Bir başka sağdan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.